Selamlar. Ben şu anda Patar Antik Kenti'ne gidiyorum. Patara uzun yıllar Likya Devleti'ne başkentlik yapmış önemli bir şehir. Tarihteki ilk meclis de bu şehirde kuruluyor. O yüzden bayağı önemli bir antik kent. Tiyatrosuyla, meclisiyle bayağı güzel yapılar gezeceğiz bugün. Ben şu anda yol üstündeyim. Patara'ya doğru gidiyorum. Bakın böyle yol üstünde bile böyle buralarda antik kalıntılar varmış. Buraları böyle bir kazıp artık burada birileri define mi aradı bilmiyorum ama bakın yol kenarında bile giderken böyle yapılar var. Şimdi mesela şuralar hep böyle çalılık gibi görünüyor. Şöyle baktığımız zaman. Buralarda böyle bataklık, sazlık gibi görünüyor. Ama bence buraların altında müthiş bir tarihi hazine yatıyor yani. Baktığımız zaman burası müthiş bir arkeolojik alan aslında. Burası şehrin nekropoliymiş arkadaşlar. Yani mezarlığı. Likya şehir devletleri arasında mezar kazısı yapılan ilk yer burasıymış. Ve buranın şöyle bir önemi var. Buranın kazısında 2000 yıl öncesine ait kalıntılar bulunmuş. Yanlış bilmiyorsam bir demir balta bulunmuş burada. Bu balta da Patara'nın tarihinin ne kadar eski olduğunu kanıtlayan en önemli eserlerden birisi. Yani bu nekropol, bu mezarlığın önemi bu. Bakın şunlar lahitler. Nekropoli geçtikten hemen sonra böyle bir yapı karşılıyor bizi arkadaşlar. Burası da şehrin giriş kapısıymış. Şehrin en önemli simge yapılarından birisi. Ve şehrin gücünü, azametini simgeliyor. Şehrin kapısını geçtikten sonra da hemen şöyle bir şey karşılıyor bizi. Burası bir çeşmeymiş. Sekizgen bir çeşme. Bu antik kentte benim gördüğüm en güzel şeylerden birisi de şu şekilde bilgilendirme tabelaları hemen hemen her yapının önünde var. Ya mesela Santos'ta bu yoktu. Santos'ta biz geziyorduk, bakıyorduk etrafa ama nedir, ne değildir hiçbir şey anlayamıyorduk. Burası o yönden daha iyiymiş yani. Bütün yapıların önünde ufak da olsa bir bilgilendirme tabelası var. Ne olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi şurada şöyle bir yapı var. Burası tahminimce hamam ama tam emin değilim. Bir önüne gidelim bakalım. Bir yerde bir tabela vardır. Bu yapıda liman hamamı diye geçiyormuş. Liman hamamı denmesinin sebebi de bence burası deniz kıyısında olduğu için burada liman vardı büyük ihtimalle. Buraya gelen denizciler de burada yıkanıyorlardı tahminimce. Buraya bu ismin verilmesinin sebebi de o diye fikir yürütüyorum. Tabii ki bunlar kesin bilgiler değil. Ben sadece yorum yapıyorum. Evet, o meşhur meclis binasına geldik arkadaşlar. Tarihteki ilk meclis binasıymış burası. 1400 kişilik bir yapı. Şurada meclis başkanı ya da eyalet valisi oturuyormuş. Burası tarihteki ilk meclis olmasıyla önemli. Hatta Montesquieu Yasaların Ruhu adlı eserinde buradan şöyle bahsediyor. Diyor ki tarihteki en güzel yönetim biçimi oradaydı diyor. O kadar önemli bir eser burası. Milattan önce 167 yılında yapılıyor. Milattan sonra 146-147 yıllarında da depremden sonra restorasyondan geçiyor burası. Daha sonra en son 2008-2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bugünkü halini alıyor. Bu şekilde restore ediliyor. Şu anda da bu şekilde ziyarete açık.
Burası da şehrin tiyatrosu arkadaşlar. Burası da büyük ihtimalle Santos Antik Kenti'nde olduğu gibi büyük ihtimalle gladyatör savaşları ve bu hayvanlarla olan dövüşler olduğu için şu duvarlar yüksek yapılmış. Burada oturan halka, izleyen halka zarar gelmesin diye. Buradan böyle izliyorlarmış dövüşleri, tiyatro oyunlarını vesaire. Burası Liman Caddesi diye geçiyormuş arkadaşlar. Burası limanı meclise bağlayan bir yaya yoluymuş. Buradan araçların geçmesi yasakmış. Yani burada hiç tekerlek izine rastlanmadığı için buranın trafiğe kapalı olduğu varsayılıyor. Bir de bu yolun altından kanalizasyon sistemi geçiyormuş. Hani ya o dönemde düşünün, yani her şeyin taşlarla yapıldığı, bu kadar zahmetli olduğu o dönemde bu yolun altından kanalizasyon sistemi geçirmişler. Bu şekilde iki tarafı sütunlarla kaplı bir yol. Bu yolun büyük çoğunluğu sular altında, bataklık altında kaldığı için ortaya çıkarılamamış. Sadece bu kadarı ortaya çıkarılabilmiş. Şu iki tarafında da böyle yapılar var. Bunlar artık böyle bir dükkan gibi miydi, ev miydi, neydi? Pek de anlaşılmıyor.